ve milli tek icadı fiyatlar arttıkça düşen enflasyon icadı. Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle enflasyon yok. Sadece bizde var. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinin bu ilklerini gerçekleştiren iktidar olarak bu şampiyonluklar onlara yeter diyorum. Türkiye'de borç, faiz, beton, çimento, AVM, rezidans ekonomisi yüzünden 17 senede üretim durdu, sanayi durdu, istihdam durdu. Üretim olmadan, istihdam olmadan, ihracat olmadan bu ekonomi düzelmez. Fakat bu faiz oranlarıyla, bu acımasız vergilerle, bu döviz kurlarıyla alım gücünün sıfıra düştüğü bu piyasada, bu astronomik enerji fiyatlarıyla, bu mevzuatla iş adamımızdan, sanayicimizden yatırım yapmasını, üretim yapmasını, istihdam sağlamasını, risk almasını beklemek en büyük haksızlık olur. Biz yeniden Refah Partisi olarak ilk günden beri ne diyoruz? Bu aziz milleti bu ekonomik esaretten kurtarmak bizim boynumuzun borcudur diyoruz. Bu aziz milleti açlık sınırının altındaki maaşlardan, yoksulluk sınırının altındaki maaşlardan kurtarmak yeniden Refah Partisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Nasıl kurtaracağız? Üretimle, istihdamla, ihracatla, Ar-Ge ve teknoloji seferberliğiyle, har vurup harman savuran anlayışa son vererek, israfa son vererek, milli gelirimizi üretimle reel olarak arttırıp adil bir şekilde paylaşarak kurtaracağız. Biz yeniden Refah iktidarında beton çimento ekonomisi yerine, borç faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız. Yeniden Refah iktidarında devlet bütçesi, belediye bütçeleri mutlaka denk bütçe olarak gerçekleştirilecek, devletin yeniden borçlanmasının ve faiz ödemesinin önüne geçilecek. Yeniden Refah iktidarında bu devlet borca ve faize mahkum olmaktan kurtarılacak Allah'ın izniyle. Borçlanma yerine, halka yük yüklemek yerine zamsız, borçsuz, vergisiz, halkın boğazını sıkmadan milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz. Bu ürettiğimiz kaynakla akrabayı, yandaşı, partiliyi zengin etmeyeceğiz. Bu kaynağı 82 milyona adil şekilde paylaştıracağız.